Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı adamın, bir de kendisi. Hiç çocuklar olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinin olmadığına memnundu. Kadın ise adamın haline üzülse de ses çıkaramazdı. 30 yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı. Her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte. Evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bölüyordu. İki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyor, titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamıştı. Zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyordu. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı. Fakat ertesi sabah oldu, dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst taraflarındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam. Bulamadı. Yakındaki tarlaları aradı. Köyün dört bir yanına baktı, yoktu. Eve gelmiştir belki diyerek koşarak geri geldi. Hayır, dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Bir acele abdest aldı, namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyor, eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç bela sedire kadar taşıdı. Uzandı adam. Karısının yüzüne baktı. Ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü. Ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi. Yemenini bağladı. Kalktı, imamın evine gitti. Hocam diyebildi hışkırarak bizimki. Söyleyemiyordu ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı. Köylü ne der diye düşündü. Bocaladı. O mendobur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın üzüntüden. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseler de yoktu ki. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını, sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı, omzuna aldı. Mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omzundan kayarken dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Hışımla yaklaştı muhtar. Onu nereye götürüyorsun dedi. Mezarlığa gömeyim deme sakın. Sağlığında biz çektik, bir de ölülerimiz çekmesin o arifin elinden. Kadın gözlerini çarşafın üstüne dikmiş öylece baka kaldı. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi. Köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali yoktu. Kendi kendine şuracıya gömeyim adamımı dedi. Kimseler rahatsız olmaz burada. Tam o anda bir ayak sesi duyuldu. İrkildi. Bir çobandı gelen. Kadıncağız her şeyi olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban. Çobanın gözleri doldu. Dert etme dedi. Ben yardım ederim sana. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban baş ucunda durdu mezarın. Ellerini açtı, dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın. Toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu. Camın kenarına oturup uzaklara daldı. Uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokma vuruyor, bir yandan da imam efendi, imam efendi diye bağırıyordu imamın kapısında. İmam kapıyı açtı. Bir rüya gördüm dedi muhtar. Hocam, o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyordu. Hakkım sana bile helal olsun diyordu.
Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele içeri gel demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak geliyordu, bir yandan da bağırıyordu. Demedim mi ben, demedim mi size, rüyamda gördüm, rüyamda gördüm, demedim mi size? Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür dileyecek, kendilerini affettirmeye çalışacaklardı. Bu arada işin aslını da öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak oldu, yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Sonra da kadını can kulağıyla dinlemeye başladılar. Ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan da aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de Hızır'dı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunlarını otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdular. Onlara süt ikram etti. Konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. Ben bir garip kulum dedi. Cenazeyi defnettik. Başucunda durup bir dua ettim sadece. Hepsi bu. Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular çobana. Çoban şöyle devam etti. Allah'ım ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelirler yanıma, selam verirler. Senin selamın ile gelen senin misafirindir der. Ağırlarım, süt ikram ederim. Azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum, onu da sen ağırla. İşte çobanın duası kabul olmuştu. Ve Allah-u Teala o cenazeyi cennetine kabul etti. Allah hayırlı dualar almayı nasip etsin.